gibi hep birlikte yeneriz. Gezi Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi, onu mahkum etti. Onu hazmedemediği için Gezi'yi savunanları mahkum etmeye çalışıyor, içeriye tıkıyor, zulmediyor. Kurtuluşu ancak yine hepimizin hep birlikte omuz omuza, yürek yüreğe vermesiyle olacak. Biz bu diktatörü Gezi ruhuyla, Gezi'nin başardığı gibi bir kez daha yeneceğiz. Buna söz veriyoruz. Arkadaşlar, verilen karar bir yargı kararı değildir. Hukuk içinde tartışılamaz. Tamamen talimatlı yargının sarayın egemenliği için vermiş olduğu, onun çıkarı için, onun iktidarı için vermiş olduğu bir karardır. Ve bedel ödetilmek istenen arkadaşlarımızın biz her zaman yanındayız. Ama bu bedeli ödetmek buraya bak, isteyen buraya kameraya bak. Ve kameraya bak. Siyaseten yenemediklerini yargıyı tetikçi olarak kullanıp talimatlı yargıyla cezaevlerine koyarak halkı biat ettireceğini sanan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. O hayallerden vazgeç. Bu halk Gezi'de olduğu gibi hayatın hiçbir aşamasında sana biat etmeyecek, sana kul olmayacak. Biz Gezi'de evet bir tarih yazdık. Hep birlikte. Bu ülkenin bütün renkleriyle beraber. Ama öncelikle biz kadınlar. Biz kadınlar eşitlik ve özgürlük içinde yaşayacağımızı Gezi'de size gösterdik. Ve zaten sarayın, Tayyip Erdoğan'ın korkusu da budur. Korkusu halk korkusudur. Korkusu kadınların yarattığı korkudur. Korkusu sadece ve sadece bir grup azınlığın ve sarayın egemenliğini kurmak istediği bu ülkede eşit, özgür, barış içinde yaşamak isteyen halkın onu yenmesinin korkusudur. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Gideceksiniz. Evet, teşekkür ederim. Dostlar, burada çok konuştum ben. Daha 18 Ekim 2017 tarihinden beri her duruşmadaydım. Çok konuştum. Bu davanın iddianamesi o zaman da söylemiştim. Sarayda yazıldı. Kararı da sarayda yazıldı. Burada sadece tebliğ edildi. Bize hep soruyorlar, bu dava hukuken değerlendirir misiniz? Hayır, değerlendirmeyiz, çünkü bu dava hukuk zeminde yürümedi. Şunu söyleyebilirim. Ha, silah çekmişsiniz, bir adamı sokak ortasında öldürmüşsünüz. Ha, bir adamı silah zoruyla bir odada tutmuşsunuz. Hiçbir farkı yok. Dün verilen karar da aynı mantıkla verilmiştir. Yani bir öldürme kararıdır. İnsanları zorla, hukuk dışı yöntemlerle içeride tutma kararıdır. Hukuk değildir. Hiçbir biçimde adalet açıklanamaz. Ama burada bir kez daha söylüyorum. Yakındır o zaman. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Ama bunlar gibi değil, adil biçimde soracağız. Avukat Can Atalay'ın Silivri cezaevinden adalet nöbetine olan mesajını okumak istiyorum. Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk ve örneğin gıda güvenliğimiz olması gerekirken hiçbir hukuk kuralı tanımadan saçma sapan şeyler ile meşgul ediyorlar. Biz İstanbul'un kent merkezinde son kalan müşterek kamusal bir yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk. Polisin şiddetine karşı çıkan her bir insanımız kendi itirazını aldı geldi. Taksim gezisi farklı fikirlerin, farklı dünya görüşlerinin çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortamda barış içinde yaşayabileceğinin somut kanıtıdır. Taksim gezisi ekmeği paylaşmanın, imecenin tadını bu memlekete yeniden anımsatandır. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi'nin toplumsal, politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşır. Gezi'yi savunduk, savunuyoruz ve savunacağız. Adalet istiyoruz. İnsan, hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Can Atalay, Silivri Cezaevi 9 Nolu. Yargılama ve oradan çıkan bir hukuksuzluğu tarif etmedi. Mevcut içinde bulunduğumuz karanlığa dair çok önemli bir şey söyledi. Dediler ki biz
Dereleri kurutmaya devam etmek istiyoruz. Ağaçları kesmeye devam etmek istiyoruz. Berkin'e, Ali İsmail'e, Medeni'ye, Ethem Sarısülü'ye, Dilek Doğan'a yaptıkları gibi sizi öldürmeye devam etmek ve yargılanmamak istiyoruz. Kadınların sokakta işkence görmesine, erkek şiddetine uğramasına, hayvanlara eza çektirilmesine devam etmek istiyoruz dedi. Devleti, siyasi partiyi kılığına girmiş bir mahvele soymaya devam etmek istiyoruz dedi. Daha bir dolu şey söylediler. Emekçilerin sömürülmesine devam etmek istiyoruz. Anneler, babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için intihar etmeye devam etsinler. Bizim umurumuzda değil demek istiyorlar. Daha çok şey söylüyorlar. Kısaca diyorlar ki, biz zalimliğe devam etmek istiyoruz ve bunu yapacağız diyorlar. Yapıyorlar mı? Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü yapabiliyorlar. Bakın, Gezi isyanında herkes, ama herkes konuştuğu için yapılamayan şeyi, onun intikamını bugün herkes sustuğu için yapabildiler. Mevzu Can Atalay, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Tayfun değil, Çiğdem Mater değil, Davidoğlu, hepinizsiniz, herkes. Bakın bu karar diyor ki, hepimiz oradaydık diyoruz ya, eğer ki bu zorlu mücadelede, işimiz hiç kolay değil, ben yine galip çıkarsam hepinizi onların yanına göndereceğim diyor. Şimdi bir karar var. Yapabiliyorlar dedik ya.